19 Nisan, 25 Nisan. Değerli Koç burçları nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Emine Akkaya, yani E Akkaya Official Instagram sayfam. Günlük yorumlarınızı takip edebilirsiniz. Evet, bu hafta maddiyatla alakalı yaşayacağınız sürpriz gelişmeler sizin biraz nefes almanıza. Böyle hani haritanıza da bakıyorum. Yani bulunduğunuz alanla alakalı yaşadığınız gerginlikler ve maddi olarak sizi tatmin etmeyecek. Ve ben bu noktada çok fazla kaos ve emeklerimi mücadelesine veriyorum. Ama gerçekten maddi olarak derin bir nefes alacağınız, güzel fırsatlar yakalayıp hatta prim ya da beklenmedik paralar hanenizi rahata erdirecek değerli koç burçları. Yalnız koç burçları kendi alanınızda yükselme ya da yeni bir nokta bekliyorsanız bu haftada bazı fırsatlar, bazı etkinlikler, bazı prosedürler çok fazla olacak. O yüzden işinize gitmemezlik ya da kafanızı yoracak şeyler var deyip de aksaklıklar istemiyorum. Sürpriz değişimler söz konusu olacak. Evet, iyimser yönümünüz biraz daha kendinizle alakalı bu kadar mücadele verirken hayatımdaki bütün dengeler aynı noktada Emineciğim. Yani ben evdeyim, çalışmıyorum, uzun süredir işsizim ve hala aynı noktadayım ve maddi olarak kendimi toparlayamıyorum diyen koç burçlarına şunu demek istiyorum. Bu hafta hem yeni ayın oluşumuyla birlikte hem de sizin kısmet enerjinizde çok büyük değişimler söz konusu olacak. Hiç beklemediğiniz bir dostunuz ya da çok inandığınız bir insanla iş kapılarımız ortak bir noktada buluşacak. O yüzden korkularınızı geride bırakın istiyorum. Uzun süredir aynı noktadaysanız burada bir değişmesinizde yer değişecek. Yani sizin konumunuz değişmeyecek. Bulunduğunuz iş yeri taşınabilir, farklı bir yere taşınabilirsiniz. Böyle bir değişim olacak. Ama size sürpriz bir prim, maddi olarak daha büyük rahatlığa kavuşma evresi, ödemelerimle alakalı çok zorlanıyorum, hala toparlanamadım diyen koç burçlarına güzel bir haftanın parayla ilgili maddi olarak özellikle 25 Nisan'a kadar derin bir nefes almak, kendimizi daha güvende hissedeceğimiz noktaya erişmeyi planlıyorum. Özellikle kendi kariyerinizle alakalı eğitim hayatınızla akademik konularda yurt dışı ile ilgili planladığınız oluşumlar var. Bunlarla ilgili daha büyük projelerde yer almak istiyorsunuz ve bunlarla ilgili altyapı oluşturmak istiyorsunuz. Evet, yapın, çünkü bu konu size hayırlı bir şekilde geri dönecek. Kendi işini yapan koç burçlarında maddi olarak kendinizi zoraki ilerletebiliyorsunuz. Ortaklı bazı noktalarda satmak ya da elden çıkartmak istediğimiz fikirler var. Evet, bu sizi rahatlatması lazım. O yüzden bazı şeyleri satıp sistemi kendi kabuğunda daha iyi şekilde toparlayacağız. Ailemize ait çözülmesini istediğimiz topraklı yerlerimizle ilgili daha yasa henüz doğru bir karar vermediği için şu an mahkemeyle ilgili beklemeniz gereken noktalar var ama sonu 5 ya da 6 kişi için hayırlı ve aydınlık olarak görüyorum. Şöyle söyleyeceğim, büyük kurumsal ya da devlet ya da belediyelerde çalışan koç burçlarında uzun süredir maaşınızla alakalı beklediğiniz priminiz yatmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Şöyle bir durum var, bulunduğunuz noktayı değiştirip farklı bir noktaya geçmek istiyorsanız özellikle 12 Mayıs itibariyle bunu yapmanız daha sağlıklı. 12 Mayıs'ta sizin hayatınızda ciddi güzel haberler alacaksınız ve bu haberlerle birlikte hem kariyeriniz için hem de kendinizle ilgili harcayacağınız keyifli kazançlar, yani siz buradaki alacağınız haber, artık kendimi daha güçlü, keyifli hissediyorum ve bunu kendim için yatırım yapacağım dediğimiz noktalar söz konusu olacak. Son zamanlarda öz değerimize ön planda olabilir, geçmişle alakalı odaklandığımız konular devamlı hayatımızda, geçmiş karmamız bizi yoruyor olabilir. Bir meditasyon, yoga enerjinize iyi gelecektir. İlişki konusunda da özellikle hayatımızdaki insanın yorucu tavırları ve sizi sık boğaz etmesi, biraz özgür kalmak istiyorsunuz ve artık yorgunsunuz. O yüzden ilişki terapisti iyi geleceğini düşünüyorum değerli koç burçları. Eğer yurt dışındaysanız yurt dışı ile ilgili büyük bir anlaşma ve yenilik yaşadığınız yer yurt dışıysa yeni bir anlaşma, yenilik kapınız olacak ve özel hayatınızda yarımlık varsa toparlanacak diyorum. Üniversite ya da lise sınavına hazırladığınız çocuğunuz varsa ya da sizlerseniz, evet, başarı odaklı görüyorum. Biraz daha hatalarınızı toparlayın. Azimle başaracaksınız. Uzun süredir bazı koçlarda araç niyetiniz vardı. Evet, yapabilirsiniz. Çünkü krizi de seviyorsunuz. Hızlı bir karar veriyorsunuz. Hızlı bir kararla size güzel bir araç kapınızda gözüküyor. Sağlık olarak boyunla alakalı kulak burun enfeksiyonu ve guatrla ilgili sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Sağlığımızı ihmal etmememiz gerekiyor.
Özellikle yeni girişim işleriyle uğraşmak isteyen, yeni ortak, yeni iş beklentisi olan, hatta korkum var, yapayım mı yapmayayım mı diyorsanız gözünüzü karartın, temkinli, mantıklı yapın ve bu iş sizin kendi çizginizde hayal edemediğiniz kadar güzel, akışlı olacak ve hayırlı noktalara sebep verecek. Kriz değil, artı kazançlar diyorum. Bir de aile içerisinde bir mal, yani bir hırsızlık gündemi var gözüküyor. Evin içindeki kişi almamış gözüküyor. Bence düşündüğünüz kişileri boşuna günahını alıyorsunuz. Bir de son zamanlarda şöyle bir sorunumuz var. Her şeyden annenizi ya da kız kardeşinizi ya da erkek kardeşinizi suçluyorsunuz ya da aile büyüklerini suçluyorsunuz. Biraz da kendinize dönüp bakarsanız hatanın kimde olduğunun farkına varacaksınız. Gereksiz insanları kırıyorsunuz. Kırmaya gerek yok diyorum. Mutlu kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.